ne cesaretle o kızı benim masama getirirsin? Ya bir de soruyor musun anne? Bize inat yapıyor işte. İnat yapıyor Elif. O kadın benim masamdan kalkacak. O kadar söylüyorum. Hayda. E burası benim de evim zannediyordum. Başlatma evinden zibidi. Oo, babam büyük oynuyor. Sonunda o da Cahide Sultan'ın eteğinin altında hepimizin bir sığıntı olduğunu kabul etti. Şimdi ben seni... Yeter! Bir de sizin kavganızı çekemem. Şu beni muhatap ettiğiniz şeye bakın. Şimdi uyduruk misafirini sen mi kaldırıyorsun masadan? Yoksa ben tutup kolundan dışarı atıyor muyum? He? Sinirim ben, sinirim hallederim, hallederim. Yonca? Ne oldu sana? Sen iyi gel bakalım. Misafirimiz varmış. Taner misafirimiz olduğunu söyleseydin daha erken gelirdim. Bundan sonra bana da haber ver olur mu? Yonca, Mebrure ile tanıştınız herhalde. Tanıştık biz. Bayağı oturduk beraber. Değil mi? Mebrure, herhalde çok iyi anlaştınız. Öyle mi? Hı? E tabii. Ne de olsa hemen hemen aynı yerden geliyorsunuz. Mebrure'yi kendinize örnek alabilirsiniz. Çünkü o da bir zamanlar bizim evin hizmetçisiydi. Taner! Yonca sen geç kalıyorsun galiba. Evet. Misafirimizi evine kadar bırak lütfen. Bir şey de yemediniz. İneni bekleriz. Her şey için çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. İyi geceler. Amcam beni geri getirdiğinde suratım babanlar kadar düştü. Saçmalama Yonca. Ya niye çağırdın ki sen beni? Ha? İşte benim kız arkadaşım diye bana sahip çıkamayacaksan neden bana gel dedim. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun ha? Tamam, haklısın. Ama bu kadarını ben de beklemiyordum. Ya biraz surat yaparlar geçer diye düşünmüştüm ama... Yanılmışım. Hadi uzatma artık. Sonuç olarak yemeğimizi yedik, oldu bitti. Hayatımda hiç bu kadar aşağılanmamıştım. Ömer Bey arkamda durmasaydı... Neyse. Yonca, hadi sen evine git. Kafanı bir güzel toparla. Bir daha da seni akşam yemeğine çağırmam olur biter. Beni kabul etmeleri zaman alacak. Çok zaman alacak. Türk filmi gibi olduk ya resmen. Yani fakir kız, zengin oğlan. Kızı beğenmeyen fabrikatör ailesi. Annenler gerçi o filmi çoktan çekmişler. Annenin eskiden hizmetçi olduğunu bilmiyordum. Yani çok acayip bir hikaye. Çok şaşırdım. Bence annen... Annemle ilgili konuşma Yonca. Annemle tanıştın, oldu bitti. Sakın bu konuyu ağzına sakız edeyim deme. Senin çok kötü kalbini kırarım bak. Ne sakızı? Ben diyordum... Deme Yonca. Bana annen, mannen deme. Taner. Ya ne dedim ki ben? Taner! Bu gece Taner'i ne kadar affetmeyeceksem... ...sana da o kadar kırgınım Ömer. Küçük oğlundan çok büyük bir gol yedin anne. Afiyet olsun. Tatlı yemediniz. Ben bu gece bu evde hiçe sayıldım. Önce torunum, sonra oğullarım tarafından. Da
Anne şimdi benim ne kabahatim var? Sağır Sultan'ın duyduğu hizmetçi gelinini bahçıvanın kızına söyledim diye mi yani şimdi bu? Bana bak, sen bir daha benim annemle ilgili bir başlasan. Yonca'yı buraya sırf aileni sinir etmek için çağırdın. Onu kullandın. Bu gece burada yaşanan bütün rezilliğin suçlusu sensin Taner. Anne. Evine misafir olarak gelmiş birini, sofrana oturmuş bir insanı kapıdan ağlayarak göndermek sana yakışıyor mu? Bu öfke, bu kibir bize yakışıyor mu anne? İyi geceler. Hepinizin şerefine.